Türkiye Cumhuriyeti yani ülkemiz Katar'a kıdım kıdım veya da dönem dönem ara ara satılıyor diye sosyal medyada büyük bir haber dolaşıyor. Şimdi ben size bunun anlayacağınız bir dilde çok hızlı ve net bir şekilde açıklayacağım. İlk başta şunu söyleyeyim. Mesela bir şirket var ortada bir şirket ya da sizin e, direkt sizin adınıza yani hitap ederek kullanın bir şirket kurdunuz diyelim şirketiniz e, kısa dönem içerisinde veya da uzun dönem fark etmez büyüdü belli bir seviyeye geldi 100 milyon dolarlara veya da milyar dolara geldi ya da TL'ye geldi diyelim anonim şirket veya da limited oldunuz e, ve şirketiniz e, sadece sizin kontrolünüz altında ama hiçbir yere açılmamışsınız ama diyorsunuz ki şöyle düşünün ben daha fazla daha büyük işler yapacağım daha büyük kar yapacağım ama sermaye ihtiyacım var kredi çekmeden ben Türkiye borsasına gireyim veyahut da dünya borsasına gireyim bu borsada olan kişiler anlar borsadan yani yataranlar veyahut da borsayla çalışanlar anlar ben bunu borsadan anlamayanlara anlatıyorum ve şirketiniz belli bir seviyeden sonra borsaya açılmak istiyorsunuz ve bu borsada şöyle düşünün diyorsunuz ki ne benim 100 milyar dolarım var. Şirketimin değeri ama elimde nakitim yok. Daha fazla hani elimde nakitim olsa bu 100 milyar doları 1 milyar dolar 1 trilyon dolara çıkartacağım. Yani diye böyle bir hani elinize de nakite ihtiyacınız var. Siz de o zaman borsayı açılıyorsunuz. Borsanızı Türkiye veyahut da dünya çapında açtınız diyelim. Buraya açılı bu açılışı yaparken %50 mesela kendinize pay bıraktınız diğer yüzde %51 diğer %49'unu satacaksınız. Oradan gelen parayla sermaye yapacaksınız. Hani e, kredi e, kullanılmadan pardon telefon geldi neyse kredi kullanmadan siz e, halktan o satmış olduğunuz borsalardan aldığınız parayla büyük bir yatırım yapıp o parayı kazandırıp daha da şirketiniz büyüteceksiniz. Ve o kazandığınız kardan o sizin borsanıza yatıran kişiler hani hissenizi satın alan kişiler o %49'lu olan kişiler sizden, sizle beraber o da kazanacak. Yatırımı siz yapacaksınız kazanınca kar payına o da pay alacak. Yani borsa böyle bir şey. Bunun gibi bir şey. Şimdi siz e, dünyanın her yerinde Mercedes, BMW, ve ne olursa olsun bütün e, yani Türk Hava Yolları, Roketsan, Aselsan her türlü e, büyük şirketlerin bakın Vestel'dir, Termikel'dir Koçdur, Sabancıdır hepsinin hisse senetleri var. Siz bu hisse senetlerinde o alamaz, bu alamaz, şu alamaz diye satarken onu siz belki koyabilirsiniz. Yani şu kişiler alamaz diye yani bir sınır koyabilirsiniz. Ama sen bütün dünyaya açılmak istiyorsan, bütün dünyadan hani yatırım gelsin, cazip olsun, ben şirket, ben para kazanmama bakarım diyorsanız, kurallar, kaydeler benim elimde, sadece o yatırım yapan kişi bana tabi olacak diyorsanız, dünyaya açılırsınız, ondan sonra da Alman mı Rus mu Fransız mı kim yatırır onu parayı yatıran alır sizden. Şimdi borsayı kısaca anlattık arkadaşlar. Şimdi de Katar Katar'a gelelim. Hani e, Katar Katar satılıyor dediler ya hani Katarlılara satılıyor dediler ya ülkemiz. Şimdi e, Türkiye Cumhuriyeti'nde mesela diyelim ki e, bir muhalefetsiniz muhalefetsiniz. Ve karşınızda bir iktidar var. Şu anki CHP ve AKP'yi söylemiyorum. Bak, bunu da anlayacağınız dilde söylemeye çalışıyorum. Anlayın. Bir parti kurdunuz ve partiniz iktidar olmak istiyorsunuz. Karşınızda bir iktidar var, bir e, bir parti var. Diyelim AK parti var. Şimdi siz o AK partiyi e, yenebilmek için, onun önüne geçebilmek için e, ne yaparsınız? Mesela siz bu ülkeyi, Türkiye'yi seviyorsunuz. Halkı, Türk halkını seviyorsunuz. Ne yaparsınız? Eğer ki yönetimi de ele almak istiyorsanız, o millete ne dersiniz? Mesela şöyle söyleyeyim. Adam mesela yol yapıyor. Dersiniz ki ben daha fazla yol yapacağım. Adam hastane yapıyor. Daha fazla hastane yapacağım dersiniz. Havalan yapıyor. Ben daha iyisini, daha büyüğünü yapacağım dersiniz. Mesela daha güzelini. Halka yani hizmeti daha iyi nasıl alırsa hep oradan e, o yapan kişiden daha ucuza ve daha iyisini yapacağım diye bir e, halkın önüne bir sunum sunarsınız değil mi? Böylelikle iktidar ele geçirmek istersiniz. Ama Türkiye'de böyle mi? Hayır. Türkiye'de nasıl? Kalleş iktidar. Alevere oyun ve hile yönetimi yöneterek ele geçirmek istiyorlar. Mesela nasıl? Şimdi Türkiye'de şu anki mevcut iktidar Recep Tayyip Erdoğan mesela diyelim. Türkiye'nin ekonomisinde mesela yönetirken yurt dışından, Avrupa'dan ve Amerika gibi büyük ülkelerden hatta Arap ülkelerinden bir sürü kişi Erdoğan'a saldırıyorlar. Yani ne yapıyorlar? Dövizdir, Eurodur, Altındır. Bunun gibi rezervler var ülkemizde, bankaları var, şirketleri var, bir sürü şeyler var. Bunların aracılığıyla ülkemizdeki Dolar ve Euro rezervlerini kendilerine çekerek Dolar ve Euro da kara borsa oluşturup e, Doların ve Euro'nun yükselmesine sebep oluyorlar. Merkez bankası e, kara borsada olan Dolar ve Euro'yu pompalamak zorunda kalıyor. Piyasaya dolar ve euro çıkarmak zorunda kalıyor. Bu dolar ve euro rezervimiz Merkez Bankası'nın rezervi aşağı alçaldıkça, aşağılandıkça yani düşünün yastık altında kara günler için sakladığınız bir paranız var ve o sıkıntı günlerinde kullanacaksınız ve o sıkıntı günde iki devirde geliyor. Ne yapıyorsunuz? Onu kullanıyorsunuz. Bir sonraki gelen kara gün için paranız kalmıyor. Yani Türkiye'de bu duruma getirmeye çalışıyorlar. CHP aracılığıyla onlar dışarıdan saldırıyor. CHP de içeriden saldırıyor. İktidarı nasıl ele geçirmek istiyor? Krizle, kargaşayla insanları sokağa dökerek Askeriye de mesela şu anda ellerinin altında değil. Ne diyor? Askeriye de satıldı diyor. Mesela Ali Mahir Başarır ne, ne dedi geçen Mersin milletvekili? O Türk ordusu satıldı dedi. Yani e, Kızılay satıldı diyor. Arazilerimiz Katar'a satıldı diyor. Yani neden onu söylüyor? Mesela dar günlerimizde sıkıntılı bir günde e, paraya ihtiyacımız olduğu günde yurt dışından saldırılar, baskılar üst üste gelip de arttığı zaman paraya ihtiyacımız olduğu zaman Katar'ın gelip de bize Maddi olarak destek olduğunda ne yapıyorlar? Yurt dışındaki kişiler tam köşeye sıkıştırdık. Son vuruşumuzu çakıp nakal edeceğiz. Sen de Türkiye'den bastırkine CHP iktidarı ele geçir. Yani halkı sokağa dök. İnsanlarda hani zam, pahalılık, faiz oranları ve, ve işsizlik gibi buna benzer büyük şeyler artsın. Gezi olaylarının kat ve kat büyüklerini yap halkı saraya yürüt, saraydaki olanı linç ettirerek veyahut da en kötü ihtimalde çok büyük bir çaplı eylem yaparak halkı erken seçime sürükleyip bu erken seçim sonrası iktidarı yönetemediği için iktidarı ele geçir ve bize böyle hizmet et diyorlar. Siz parti kursanız böyle bir kötü, kirli, pis siyaset yaparak mı iktidar ele geçirirsiniz. Yoksa biraz önce dedim, tekrarladım. Biliyorsunuz daha iyi, iyi hizmet sunarak mı iktidar olmak istersiniz? Ama bizim muhalefetimiz böyle işte. Kirli pis siyasetlerle iktidara ele geçirmek istiyor ve bizim son anda hani yorulmuşuz, köşemize çekilmişiz, rezervlerimiz bitmiş, azalmış veyahut da halkın üstüne sıkı hani gitmek istemediğinden kendi rezervlerin hani kendi yağıyla kavrulur derler ya tam kendi yağıyla kavrulurken yurt dışından daha fazla baskılar neticesi sonunca tam sıkışınca tam onlar da sağa sol çakıp son kroşeyi çakacağı zaman Katar'ında uçaklar dolusu parayla gelip ülkemize can suyu olunca işte ülkemiz satıldı. İşte bu. Katar'a, Araplara, Kıtır Kıtır, Katar Katar satıldı. İşte kirli siyaseti, pis siyaseti böyle yapıyorlar. Yani ülkeyi böyle ele geçirmek istiyorlar. Siz, siz olun aklınızı başınıza toplayın arkadaşlar. Bakın Almanya'nın %17, Fave'nin %17 sahibi e, Katarlardır. Hiçbir Alman, hiçbir Avrupalı bundan gocunmuyor. Hatta %40'ını %50'sini alsın. İnsan torbalar dolusu, odalar dolusu para getirecek buraya. O Fave o Katar'dan aldığı parayla aldığı parayla daha büyük firmalar açacak. Daha büyük hani ülkeler daha fazla yerlere yayılacak. Daha büyük yatırımlar yapacak. Sonuçta adam uçaklar dolusu para vererek oraya ortak oluyor. Öyle selam aleyküm diyerek olmuyor yani. O adam da o parayı alıp çok büyük yatırımlar yaparak daha fazla daha yeni makinalar, daha yeni araziler, daha yeni fabrikalar açarak yeni yeni ülkeler, daha büyük ülkeler, daha geniş çaplara yayılıp kazanmış olduğu paranın kar payından Katar'a verecek. Düşünün bak herkes kazanıyor. Şimdi Katar gelmiş İstanbul borsasından %10, %20 hisse almış. Aldığını babasının hayrına almamış. Torba torba bak 200 milyon 200 milyon dolar para yatırmış. O 200 milyon dolar bize cam suyu. O 200 milyon dolara alıp başka bir yerde değerlendirdiğiniz an oradan kazanacağınız kar payına katar ortak. Düşünün yani böyle bir kalleşliği yani böyle bir şeyi kalleşliği CHP yapıyor. Bunun iyi taraflarını anlatmıyorlar. Hep kendi kendilerine uygun kalleş pis ve kötü siyasetlerini e sergileyerek iktidarı ele geçirmeye çalışıyorlar kafanızı kullanırsanız, aklınızı kullanırsanız bu oyuna, bu hileye düşmezsiniz. Bu neye benziyor biliyor musunuz? Seçim öncesi Kılıçdaroğlu'nun biz eğer belediyeleri kazanırsak size namus, haysiyet ve şeref sözüdür. Tek bir kişi bile işsiz kalmayacak deyip de iktidar olduktan sonra bütün belediye işçilerini şimdi sokağın kapısını gösterdiği gibi bir şey. Anlayın arkadaşlar. Ben Size dilimden döndüğünce anlattım. Anlayan arkadaşlar anlar. Anlamayanlara da yapacak bir şey yok. Biz yine anlatmaya devam edeceğiz. Bir, bir türlü onlara da anlatacağız artık. Allah'ın izniyle. Beni dinlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. Bir sonraki videomuzda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.